Hepinize merhaba. Spor hekimliğinin alanlarından biri, spor hekiminin görevlerinden biri performansı arttıracak, sakatlanmaları azaltacak antrenman sistemleri konusunda teknik ekiple çalışmak. Buradaki bilimsel veriler birkaç şey yapmamızı emrediyor. Ki bu sadece takım sporcuları değil, sağlığı için veya vücudun daha iyi görünmesi, daha güzel görünmesi için veya kuvvetinin artması için spor salonunda antrenman yapanlar için de geçerli. Bilmek gerekir ki hiçbir antrenman sistemi sonsuza dek etkili olamaz. Aynı antrenman sistemini uzun süre sürdürmek de sakatlığa yol açacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken detaylar var. Hangi özelliklere yönelik antrenman yapmak istiyoruz? Bu soruya çok iyi cevap vermiş olmamız lazım. Kası büyütmek mi? Eksiklerimizi gidermek mi? Kuvvet artışı mı? Hız artışı mı? Patlayıcı güç artışı mı? Dayanıklılık artışı mı? Buna göre çok iyi antrenman sistemi ayarlanması lazım. Ancak bunları elde edecek antrenman sistemi, egzersizlerin seçimi, egzersizlerin hangi teknikle yapılacağı, hangi tekrarlar, kaç set yapılacağına karar verdikten sonra iş bitmiyor. Bir tek antrenman mükemmel görünen, kağıt üzerinde mükemmel görünen bir antrenman programı yazdıktan sonra aynı antrenman programını birkaç ay sürdürdükten sonra etkisi kaybolacaktır. Ve buna paralel olarak sakatlanmaya yol açma olasılığı artacaktır. Bundan dolayı aynı egzersizlerde kuvvetlenmek için aynı egzersizleri aynı sırayla yapmak, belli egzersizleri hep aynı tekrar sayısıyla yapmak, belli egzersizleri hep ağır kilolarla, yüksek ağırlıklarla yapmak eninde sonunda sakatlığa sebep olacaktır. Burada yapılması gereken kişinin ya kendimizin ya sporcunun ya takımın nihai amacına yönelik performansına, spor özellikleri ya da kişinin kendi amacına yönelik belirli aralıklarla değişen antrenman sistemi ayarlama becerisi ve bilgisine sahip olmak. Buna kabaca periyodizasyon denir. Periyodizasyonun birçok şekli var. Her antrenmanda değiştirebilirsiniz. Egzersizleri değiştirebilirsiniz. Tekrar sayılarını değiştirebilirsiniz. Tekniği değiştirebilirsiniz. Ancak bu sadece bir şeylerin sürekli değişmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Bunun arkasında amaca yönelik bir sistem olmalıdır.